süredir KYK'larla yol açılan mağduriyetleri Türkiye'nin çok farklı yerlerinde dinliyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda siyasetçiler ve bizler gerçekten üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiremedik ve başarılı olamadık diye düşünüyorum. Hem muhalefete hem iktidara bu anlamda ben bir eleştiri getirebilirim. Şöyle bir sıkıntımız var bizlerin. Ne zaman bu ciddi mağduriyeti dile getirsek ki Anadolu'nun her yerinde KYK mağdurlarıyla karşılaşıyoruz. Ne zaman bu mağduriyetlerden bahsetsek herkes kendi mağduriyetine sevdalı, herkes kendi mağduriyetinden bahsediyor. Mağduriyet yarıştırmaya başlıyoruz. Artık bu duygudan çıkalım, artık biraz empati kuralım, biraz diyaloğa şans verelim. Çünkü darbe iklimi elbette, yani biz bu darbeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak lanetledik, eleştirdik. Elbette darbe ikliminin hemen arkasından bazı konuların konuşulması kolay değildi. Ama artık bir normalleşme yaşamamız gerekiyor. Ve bu olağanüstü, inanılmaz mağduriyetlere neşter vurmamız gerekiyor. Burada tabii iktidara çok büyük bir pay düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakın 130 bin kişi kamudan atıldı. İrtibat ve iltisak kavramları üzerinden hukukumuz karman çorman edildi. Bu iki kavramın Türk hukuk sisteminde yeri yoktur. Ve bu iki kavram üzerinden yakılan canlar gerçekten vicdanlarda çok ciddi yük oluşturmak durumundadır. Aynı fiili yaptığınız bir kişi aynı fiili gerçekleştirmiş, suç demiyorum, herhangi bir fiil. O kişi bürokraside, devlette, siyasette yükseliyor, önü açılıyor. Ama gariban bir vatandaşsa, herhangi bir cemaate veya bir gruba belli bir sempatisi olmuşsa bu kişi sivil ölüme terk ediliyor. Aynı fiilden dolayı. Ayıptır. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Çok çok ciddi bir sıkıntımız var burada. Suçun bireyselliği, suçu varsa suçu bir birey işlemiş, bütün aile cezalandırılıyor. Bu yüzden intihar edenler var. Bu yüzden gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşayanlar var. Daha vicdanlı yaklaşmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu çok nettir. Biz evrensel hukuk ve vicdan çerçevesinde bakıyoruz. Evrensellik de öyle çok karmaşık bir şey değil. Kendin için istemediğin bir şeyi başkası için isteme kavramı evrenselliğin temelidir. Biz böyle bakıyoruz. Bu nedenle 2018 seçim bildirgemiz bu bakımdan son derece zengin maddeler içeriyordu. Bir tanesini okuyayım. O halden mağdur olan yurttaşların mağduriyetlerini evrensel hukuk ilkeleri ve demokratik değerler çerçevesinde gidereceğiz demişiz 2018'de. Yine Profesör İbrahim Kaboğlu'nun 2021'de sunduğu bir kanun teklifi var. O hal KHK'ları ile işlerini kaybetmiş ve yargı kararlarıyla suçsuz bulunmuş, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı alınmış veya haklarında adli bir soruşturma bulunmayan kişilerin görevlerine dönmelerini sağlayacağız demişiz. Partim bu konuda son derece tutarlı bir tutum takınıyor, takınmaya devam ediyor. Tekrarlıyorum, gelin bu konuda adımlar atalım, bu konudaki sıkıntıları ferahlatalım. Bize, siyasetçilere bu görev düşüyor. Biz burada hamaset değil, siyaset yapmakla yükümlüyüz. Taze bir vekil olarak bir gözlemimi, acı bir gözlemimi maalesef paylaşmak zorundayım. Burada partiler hamasete çok yükleniyor. Neredeyse her partiden sözcüler kendi ideolojik pozisyonunu deklare ediyor defalarca. Adeta ideolojik bir iman tazeleme mevzu var burada. Çok fazla hamaset var. Ortaklaşma siyaset konu temelli olabilir. Belli konularda yakınlaşamazsak gelir burada ideolojik olarak ne kadar böyle haklı olduğumuzu söyler dururuz. Ama millet bize